2020 olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan voleybol milli takımımız yurda döndü. Filenin sultanları İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Filenin sultanları yurda döndü. İstanbul havaalanında büyük coşku yaşandı. 2020 olimpiyat oyunları kapsamında kadın voleybol milli takımımız Hollanda'da Almanya ile karşı karşıya gelmişti. Rakibini 3-0 yenen Filenin Sultanları İstanbul'a döndü. Havaalanında coşkuyla karşılanan milli takım oyuncuları onur ve gurur duyduklarını belirtti. Tebrik ederiz. Göğsünüzü yine kabarttınız. Öncelikle hepinize bu ilginiz ve alakanız için çok çok teşekkür ediyoruz. İnanın şu görüntüyü hafızama kazımak istiyorum. Şu an gözlerim doldu diyebilirim. Bu gurur hepimizin, Filenin Sultanları bu ilgi alakayı kendi çabalarıyla kazandı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Staffımızı, federasyonumuzu, başkanımız bir dediğimizi iki etmiyor. Gece gündüz çalışan bir staffımız var. Belki bir haftalık bir maratondu bu ama bunun arkasında 3 sene yatıyor. Geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel bir başarı elde ettik ve tüm Türkiye'yi bir yaptık. Biz bir olduk. Milli sporcuların şimdiki hedefi ise Tokyo'daki maçlar. Bize bu gururu yaşatan voleybol milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Milli takımımızın başarılı oyuncularından Naz Aydemir Akyol telefon attığımızda. Sayın Akyol, iyi akşamlar, hoş geldiniz ana haber bültenimize. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Öncelikle şahsen hem izleyicilerimiz hem de milletimiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz size. Ve şu soruyu sormak istiyorum. Ne oldu şimdi, bitti mi? Yoğun bir tempo vardı ama Temmuz'a kadar bir sakinlik söz konusu. Nasıl geçecek Temmuz'a kadar zaman? Şöyle açıklayayım isterseniz. Yazın oynadığımız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hepimiz kulüplerimize döndük. İki ay gibi bir sürede ligin ilk yarısını hızlı bir şekilde federasyonumuz oynanmasını sağladı ki bu turnuvaya hazırlanalım, daha çok zaman geçirebilelim diye. Çünkü diğer takımların ligleri, çoğu oyuncuların daha geç biteceği için daha geç kampa katılabileceklerdi diğer milli takımlar. Biz bu turnuvayı oynadık. Şimdi tekrardan kendi kulüplerimize dönüş yapıyoruz. Hatta cuma günü benim kendi kulübüm Fenerbahçe ile ilk lig maçına çıkacağız. Ve sonrasında Mayıs'a kadar kulüp sezonlarımız hepimizin devam ediyor olacak. Bir milli maç ya da bir milli aramız yok. Sonrasında tekrardan Milletler Ligi ile başlayan bir serüvenimiz olacak ve olimpiyatla noktalanacak olan, umuyorum ki sonu güzel bitecek. Almanya gibi güçlü bir rakibi set vermeden devirebilmek çok önemli başarılardan biri tabii ki. O maçlarda inancınızı yitirmek üzere olduğunuz anlar var mıydı? Mesela yarı finalde. Şöyle anlatayım, turnuvaya başladığımızda Almanya'ya 3-1'lik bir mağlubiyet aldık ve grupta 2 mağlubiyet aldığımız zaman çok yüksek ihtimalle yarı finale bile kalamıyorsunuz. Olimpiyat rüyalarınızdan uzaklaşmak zorunda kalıyorsunuz. Sonrasında çok riskli, çok stresli 2 tane maç oynadık. Hırvatistan'ı 3-0 yendik ve sonrasında Belçika'ya 3-2 yendik. O da çok insan belki takip edemedi ama gene Polonya maçı gibi stresli ve zor bir maçtı. 3-2 bitti. Evet. Polonya maçı özellikle 4. set gerçekten hani sizler ekran karşısında tırnaklarınızı yediniz, kalp atışlarınız hızlandı. Bizim de oynarken bacaklarımız titredi. Çünkü 80 milyonun sorumluluğunu taşımak kolay bir şey değil. Ama hiçbirimiz zannetmiyorum ki bu maç bitti demedik. Çünkü böyle deseydik 6 tane maç sayısını rakibin kullandığı çeviremezdik. Evet. Hepimiz olimpiyat rüyası etrafında birbirimize kenetlendik ve olmaz denilen şeyi oldurdu Polonya maçında. Hı hı. Ve sonrasında zaten böyle bir galibiyet aldıktan sonra finalde Almanya maçını oynamak mental anlamda bizim için daha kolay oldu. Peki orada sahaya çıktığınız zaman Türk milletinin desteğini gerçekten hissediyor musunuz? Sahaya çıktığımız zaman gerçekten hissediyoruz. Özellikle Ankara'da taraftarın tribün desteği bizim için çok büyük bir itici güçtü. Hı hı. Şimdi Hollanda'da Apeldoorn'da oynadığımız turnuvada da federasyonumuzun çok büyük bir başarısı var burada. Çünkü oradaki Türk derneklerini çok iyi bir şekilde organize ettiler. Evet. Ve biz neredeyse Türkiye'de oynuyor gibi hissettik. İstiklal Marşı'nı okurken hepimiz tüylerimiz diken diken de, çünkü bayağı müziği bastıracak kadar yüksek bir ses vardı. Şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Türkiye'de oynar gibiydik, yani yurt dışında oynar gibi değildik. Bu yüzden hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Hem bizi orada tribünde destekleyenler hem de televizyon karşısında bize enerji gönderip tüm dualarıyla
yanımızda olanlara. Evet. 2020 olimpiyatlarına çevrildi gözler ama Temmuz ayında dedik. Hani bu yoğun tempoya alıştınız. Sürekli adrenalin dolu, heyecan dolu müsabakalar, nefes kesici anlar. Lige döneceksiniz ama lig de bitecek, bir ara olacak. Temmuz'u beklemek şimdiden zor mu? Zor, gerçekten zor. Hatta dün eşimle konuşurken şöyle dedim. Yani keşke bu turnuvanın üstüne devam ediyor olsaydı olimpiyatlar da hani... Hı-hı. Bu heyecanla beraber devam ediyor olsaydık. Şimdi resmen her sporcunun hayali için gün sayacağız tekrardan. Evet. 28 Temmuz'a kadar ilk maç gelsin. Daha öncesinde açılış seremonisi gelsin diye. Evet. Çünkü daha önce 2012'de takımdan Eda ve ben katılmıştık Londra Olimpiyatlarına. Nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Bizi daha çok heyecanlandırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam sporcu bir aileden geliyorsunuz. Elbette ki başarınız göğsümüzü kabarttı. Eminiz ki bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacaksınız. Umuyorum ki. Aileniz nasıl bir tepki gösterdi size? Tabii ki onlar çok daha fazla gururlanmıştır. Ya, tabii ki. Annem ve eşim oğlumla beraber benimle Hollanda'dalardı. Babam gelemedi. Onlar da çok büyük heyecan yaşadılar, çok büyük gurur duydular. Yani ben anne olduktan sonra çok daha iyi anlayabiliyorum bir anne babanın evladıyla gurur duyması nasıl bir his olsa gerek. Onların göğsünü kabartabildiğim için ayrıca gurur duyuyorum. Evet. Bizim sizlere inancımız tam, yüreğimiz her zaman sizlerle. Olimpiyatlarda da çok önemli başarılar elde edeceğinize canı yürekten inanıyoruz. Bize yaşattığınız bu mutluluktan dolayı, gururdan dolayı da hem size Sayın Nazlı Akdemir Akyol hem de tüm voleybolcularımıza, filenin tüm sultanlarına teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa alalım lütfen. Desteğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, göğsümüzü kabartan milli sporcularımız her zaman baş tacımız. Her spor dalında önemli başarılar elde eden sporcularımız milli marşımızı okutturuyor, al bayrağımızı göklerde algılattırıyor ve tabii ki bu da bizim göğsümüzü kabartıyor. Spora apayrı bir önem vermek gerektiği de tabii ki altı çizilmesi gereken bir nokta. Zaten bu tarz başarılarda ilgililer, yetkililer, devletin üst kademesinden diğer kademedeki noktaları kadar herkes tabii ki takdirlerini dile getiriyor. Bizzat arayıp milli sporcularımızı tebrik ediyor.